Arkadaşlar, çağrı işaretim tango alfa 1 ecovictor ve ben eski bir telsiz zabitiyim. GPS uydularının nasıl çalıştığını, anten yapısını ve nasıl mevki aldıklarını anlatmak istiyorum. GPS cihazları Android cihazlarla, Android telefonlarla, Android tabletlerle hayatımıza sık sık girmeye başladı. Bir Google'dan oradan buradan konum almaya başladı. Ama bizim piyasada cep telefonlarında kullandığımız A-GPS'tir ya da D-GPS dediklerimiz e, karasal yayından, karasal baz istasyonlarından da e, doğrulama alan e, cihazlardır. Fakat cep telefonunu eğer siz şey yaparsanız, e, baz istasyonundan uzaklaşırsanız bu sefer daha fazla elektrik harcayacaktır. Tamamen GPS uydusuna girecektir. Bu gördüğünüz bir GPS uydu anteni. Şu gördüğünüz. Bu bir modül. Modül. GPS yani konumlama modülü. Şimdi gelelim başa. GPS uyduları 20.000 kilometre üzerinden 1.6 GHz'den bize konumlama atan uydulardır. GPS de cihazda bu sinyali alan cihaz. GPS uyduları da bu sinyali bize gökyüzünden 20 kilometre yukarıdan gönderen ve hareketliler hepsi. 12'den fazla uydu var bildiğim kadarıyla. Şimdi bu da GPS cihazının aldığı yayın sınıfı. Uydularla normal yayın da yani bildiğimiz Turaya dediğimiz cep telefonun şeklinde uydu cihazları da var. Fakat GPS uydusunun bize gönderdiği data sinyali bu. Bu şekilde bir sinyal. Kare kare şeklinde bir sinyal gönderiyor. Bu şekilde bunun içinde bilgiler var. Ama sadece bize mi yolluyor? Hayır. Dünyada herkese bir açıyla çalışıyor. Bu Garmin'in aşağı yukarı 100-200 doların altında olmayan bir anteni. Peki bu GPS anteninde neler var? Niye böyle büyükler bunlar? Gemilerdeki bu GPS antenleri niye bu kadar büyükler? Çünkü doğruluk payının yüksek olmasına, yağmura dayanıklılık, kara dayanıklılık, rüzgara dayanıklılık istiyorsunuz ama doğruluk payı daha önemli gemilerde, uçaklarda, seyyar olan bir e, tır içine, tırın üstüne de koyabilirsiniz. Seyyar olan her şeyi koyabiliyorsunuz bunu yatta, botta. Hani ne düşünebilirsiniz? Bu antenin bir doğruluk balığı daha yüksek. GPS uyduları 4 tane uyduyu aldıktan sonra tamamen kilitleniyor. 3 uyduyu alır, muallakta kalır. Buna 3D fonksiyonu denir. 3D'de de alabilen bile alabilirler. Birinci uyduya kilitlendi. ikinci uyduyu kilitlendi. Üçüncü uyduyu kilitlendi. 3D başlar dördüncü uyduyu aldıktan sonra mevkii verir arkadaşlar Mevkiyi verir Peki bunu nasıl yapar? Burada dünyanın bir e, mesafesi var Gördüğünüz aradaki bunu düz, düzlem olarak düşünün Buradaki açılardan bu uydu farklı açıdan verir bu uydu farklı açıdan bu uydu farklı bu da farklı her biri farklı açılardan, Data gönderir. Az önce size söylediğim e, şey data, e, sinyali gibi datalar, bilgiler yollar. Sadece size değil, her tarafa yollar aslında. Yani ben istediğim diye değil. Ama GPS uydusu e, kanalları vardır. İşte o bu uyduların birer kanalları var. O kanalları açıktır. Hangi uydudan geldiğini anlarlar ve o GPS alıcısının içinde o, o şeyi koymuşlar. Bu açıları ve bunlar verdiği zaman size enlem boylamınızı çıkartırlar. Dünyanın yuvarlaklığı hepsi e, hesaplanmıştır. O, o cihaz sadece hesaplama makinesidir aslında. Bunun açısı, bunun açısı, bunun açısı, bunun açısı, dördünün açısı verdiği zaman 6 metreye kadar e, size yakınlık, e, 6 metreye kadar size yanılma payı verebilirler. Yani Bazen 15-20 metre çünkü bunun zayıf olması olabilir. Buradaki düz açıdan diğer açıyı hesap eder. Size nerede olduğunuzun e, açısını sizin e, cihazınız alacak illaki. Aldıktan sonra bunların açılarını alır aslında o datada. O açıdan da hesaplama yapar. Der ki burada GPS alıcısı bir verici değildir. Yani beni bulun ben buradayım. Benim neredeyim ben diye sormaz. Bunlar zaten yollarlar yeryüzüne. Şu anda siz yolda yürürken yüzünüze gözünüze GPS sinyalleri çarpıyor. İşte bu da açı yapısı. Yani şu düzlem gökyüzü bu eğim. Bu dünyanın düz açısı GPS uydusunun nasıl açı datası gönderdiğinin kanıtı arkadaşlar bu. Böyle bu açıyı göster gönderiyor. Yani bir sinyalle Diyor ki sen bu açıdasın arkadaş. Dünyanın yapısına göre. Dördünün açısı aldıktan sonra artık 3 tane de, de kilitlenebilir. Ama yanılma payı çok yüksektir. Ona 3D fonksiyonu derler. Ama yine de iş görür mü? Okyanus ortasında iş görür. 4, 4 kilitlendiği zaman daha güzel olur. Burada bir e, uydu uydu Çanak anten görüyorsunuz. Bunlar Inmarsat A ve Inmarsat B anteninde GPS uydusunun nasıl kilitleneceğini gösteren bir şema, amatörce yapılmış Gör, gördüğüm kadarıyla. Bu şemada şeyi görüyorsunuz. Yani bu aslında gyro sistemle çalışan bir Çanak anten, Inmarsat A uyduları için yapılsaydı. GPS uydularına göre kilitlenip o A'yı buluyor bunda da. Ve GPS uydularına kilitlendiği için Inmarsat A'yı da bulabilme özelliğine sahip oluyor. Hani arabalardaki, otobüslerdeki şeyler var ya televizyon alıcıları. Onlarda da böyle bir sistem var. Hafif bir gyro gibi bir yapı yapılmış. Yani televizyon seyretmen o da dönüyor şeye. Bu dönüyor o da dönüyor. Hafif bir GPS takip sistemi var onlarda da. Yani kilitleniyordu O GPS'i kilitlenmese o da televizyonu almaz. Siz bir gidiyorsunuz yurt dışına gidiyorsunuz. Hala Türkiye'yi izliyorsunuz. Bunun GPS şeyleri olmasaydı yani antenleri olmasaydı o da kendini doğrulamayıp öyle kalırdı. Kocaman çanak dönüyor öyle değil mi? Onda da hafif bir gyro motor sistemi var. Bu da GPS uydusun şey GPS antenin içindeki e, antenin aslı hani o kapalı kutu var hazır modül dijital e, telsiz cihazlarında GPS modüllerinin içindeki anten budur arkadaşlar bakın bunun arasından gelir o e, kare kare dalgalar uydudan bunun arasından gelir ve dataya dönüşür e, gökyüzündeki uydulardaki Çanak antenlerin içinde de Yani gökyüzündeki e, Uydularda da bu anten var Yani bunun vericisi De bu şekildedir Alıcısı madem bu şekilde Verici de bu şekilde Ama arkasına çanak konmuş olabilir G Yeryüzüne e, Yönlendirilecek Şekilde Onun vericisi de alıcısı da bu şekilde Bu e, Pahalı olan şu an 100 dolar, 150 dolar olan bir anten. Bu kadar basit ama kalibre edilmiş, e, bütün her şeyi tam satılıyor Aliexpress gibi sitelerde. 100 doların altında değil bu anten. Ne doğruluk payı yüksek. Şimdi bu da öyle. Bu el yap, el yapımı yapmış kişi. E, bunu yani bir amatör e, bu anteni yapma şansına sahip. Bakın bu da bir e, cip. bunun arasından gelir sinyal. Şunun aralarından anten yapısı böyledir. Benim asıl amacım bu anten yapı, GPS uydularının anten yapısını nasıl bir sinyale sahip olduğunu size göstermekte. Bakın bu şekilde gelir GPS datayı gönderir ve o onun için bu dat bilginin içinde olduğu için o helezoni şekilde o anten. O da onun arasına takılıyor. Ve tabii o antenin kazancı daha yüksek olması için o şekil yapılmış. Şimdi iki tane uydu var. Bakın nasıl size konum atıyor. Sen buradasın diyor benim açıma göre. Sen de ama iki uydu yetmiyor. Çünkü bunda yanılma payı çok yüksek. Dört uydu olursa kesin yani bir bilgi alabiliyorsunuz altı metreye kadar. Bakın şimdi dört uydu ve dört uydunun açısından siz aldığınız zaman GPS cihazı konum attığında gerçek boyutunu size veriyor. Yani buradan bu açıdan geliyorsun arkadaş. Ben buradayım bu açıdan ben buradayım. Ve GPS uyduların üzerinde sadece datanın içinde sadece mevki görünmüyor. Saat yükseklik de görünüyor. Yani o bilginin içinde saat de var. GMT saati de var. Sizin nerede olduğunuzu doğrulamak için GPS uydusunu bağladığınız zaman uydudan e, bildiğiniz Greenwich saati de GMT de kilitleniyor. Artı o da yetmez. Yükseklik bilgisi de gelir. Genel çünkü sizin e, yeryüzünde nerelerde olduğunuzu buldukları gibi yüksekliğinizi de buluyorlar. Ama e, bu bakın bu sinyal Turaya'nın mesela Turaya diye bir cep telefonu var. O aslında bir uydu cihazıdır. Hem GSM tabanlı bir uydu cihazıdır. Bu da o turaya ya diğer modülden gelen GPS sinyali, mevki konum bir kaza, bir deprem olduğunda nerede olduğunu bir düğmeye basarak o karşıdaki yine turaya veya bir yardım koordinem merkezine gönderme olasılığı. Bu da bir uçağın mevkisini alıp telsiz cihazlarından karalara bildirme sistemi ya da bir uçak düşerken kara kutu yani nereye düştüğünü son bilgisini atmak için bir link var. VHF linkinde atıyor. Şimdi VHF dedim ya onlar da kullanıyor 200 lira galiba. Buradan 4 uyduyu kilitlendikten sonra zaten uçak mevkii alıyor. Bu bu telsiz cihazlarına bağlı bu data bildiğimiz bilgi GPS bilgisi data şeye gidiyor telsiz cihazına gidiyor telsiz cihazından otomatik düşük güçlü çıkışlar yapıyor İşte 10 saniyede bir 20 saniyede bir düşük güçlü çıkışlar yapıp gemilerde de var o AIS denen sistem uçaklarda da bunun benzeri bir sistem var ve uçağın nerelerde olduğunu görebilmek için buradan kendilerine yani o üstten geçen uçak radarlarından ha bu geliyor şu uçak geliyor kendinin adını da e, telsiz cihazı yolluyor link olarak. Fakat sadece buna yaramıyor tabii uçak düşerken de e, bu bir düğmeye basıyorsunuz. Ben en son buradaydım yardım çağırıyorsunuz. İşte bu da GPS'ten alınan datayla ile telsiz cihazının etkileşimini ve sahil istasyonlarının nasıl bu sinyali aldığının açıklaması arkadaşlar. Tesadüfen gitmiyor artık eskiden uçaklar farklı çalışıyordu ama artık bir AIS sistemi özel bir sistem var. Nereden nasıl gidiyor seyyar hareketli sadece okyanus üstünde kolay göremiyorsunuz ama Gene görünüyor. Şimdi bunlar düşük data, düşük güçlü da, e, bilgi yolluyorlar. Düşük güçlü derken düşük güçlü e, telsiz sinyali yolluyor. Çünkü bunun çok güçlü olması gerekmiyor. E, o ülkenin üstünden geçerken data gönderiyor. Anladınız mı? Yani o işte 100 kilometre veya 200 kilometrenin üstüne 500 kilometreyi şey yapmıyor. E, okyanus üstüne geçerse uçak o zaman ee, hani diyelim düşme halinde o zaman düğmeye basıyor ve datayı e, uyduya yolluyor. Uydudan da yeryüzüne en son yardım çağrısı duyuluyor. O da tabii kimse istemez. Bu GPS uydusunun anteni demiştik. Pahalı olan e, anten bu. E, 100 doların dediğim gibi çok çok üstünde ama o içinde aynı şey var. Yağmur, kar, işte rüzgar, her şeyi dayanıklı. Ve tabii ki de e, şeyi doğruluk payı çok yüksek. E, yani bizim cep telefonlarımızda kullandığımızdan daha iyi. E, telsiz cihazlarında kullanılan GPS modülü bu. Bakın bir para. E, modül de bu. Yani o kadar büyük bir şey değil aslında. İşte şu antenidir. GPS uydusunun. O gördüğünüzün küçültülmüş minyatür hali. Telsiz cihazlarında neden? iki tane avcı birbirini GSM şebekesi olmadan bulabilmesini sağlar. GPS uydusunun anteni budur. Bakın bu da o biraz daha büyütülmüş hali. Büyüğü de var yani bunların. Büyüdükçe veyahut da boyutlar büyüdükçe doğruluk payını daha hızlı alır, daha güzel alır, daha güçlü alır. GPS uydusunun anteni yani modül olarak telsiz cihazların içindeki modüller Arduino. Ondan sonra Arduino'nun dışında Raspberry Pi'de kullanılan bunlar. Cep telefonlarında Sir Star'larda kullanılan bunlar. Evet bu yine aynı. Ama bakın burada adam gitmiş GPS uydusu yapmış. Mükemmel uydu anteni yapmış. Mükemmel yapmış. Şimdi size bu kadar bilgi yeterli. Aşağı yukarı bir fikir sahibi olduğunuz Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.